Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite World oyununda sınıfları, ırkları ve karakterlerin özelliklerini tanıtmaya çalışacağım. 2021 yılında oyunda yeni bir güncelleme ile daha değişik ve daha farklı grafikler yüklendi. Bu yüzden yeni oyuncuların veya eskiden oynayan oyuncuların oyuna tekrar bakmasına veya ilgilerini çekeceğini düşünüyorum. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. İlk olarak vakit kaybetmeden Demon sınıfının, yani Demon ırkının Demon sınıfına bakacağım. Demon sınıfının 3 farklı talenti bulunuyor. Oyunda her karakterin 3 tane talenti bulunur. 3 farklı yoldan da karakterinizi geliştirebilirsiniz. Birincisi Hellfire. Ateş talentini kullanır. Ateş talentinde rakiplerine uzak menzilden işte stun, slow veya silence atarak, yani sus, ne deniyordu, silence, sessizlik atarak skill kullanmasını engelleyerek karakterlerin uzaktan yanma etkileriyle döven bir demona bürünüyor birinci talentle. Orta talentiyle karakterlerini zehir üzerine oynuyor. Toprak talenti oluyor. Zehirle alakalı şöyle bir ekstra bilgi verebilirim. Oyundaki skilleri, yani karakterin skilleri zehir gücünü kullanarak vurduğu için kendi skillerinin damage'i artı zehir gücüyle oynuyor. Yani bir karakterin üstüne stack biriktiriyor. Böyle debufflarını, bufflarını yükleyerek o karakterin üstünde patlatarak vesaire o karaktere ekstra hasarlar vurabiliyor. Üçüncü talentinde yine toprak talentini kullanıyor fakat ikinci talentten farklı olarak üçüncü talentinde, yani şu en alttaki talenti diyebiliriz. Oyunda sağ taraftaki talent olmuş olacak size göre. Üçüncü talentinde daha uzak menzillere, yani 18 metre dediğimiz oyundaki uzaklığın daha uzaklarına, 50 metreye kadar vurabilen uzaklıklara skillerini vurabilecek. Yakın mesafedeki skilleri bile daha uzak mesafelere, uzak mesafedeki skilleri ise daha uzaktaki, yani 50 metreye kadar vurabilen mesafelerde hasarları olacak. Yine zehir etkilerinden faydalanacak. Fakat ikinci talenttaki kadar zehir atmıyor. Daha uzak mesafelere vurduğu için daha safe bir oyun. Oynamak isteyenler için de çok iyi. Üçünden birini seçebilirsiniz. Bu üç talentten birini seçmek için yine aklınızda soru işaretleri varsa oyunda Alone Devil'a PM atabilirsiniz. Veyahut da YouTube'da videonun altına yorum yazabilirsiniz. Veyahut da bir link koymayı düşünüyorum, Discord adresi. Oraya gelip oraya yazabilirsiniz veya orada yeni üyelerle birlikte tanışabilirsiniz. Böylelikle en azından Forsaken World oyununda Türklerin varlığı zaten var. Fakat daha üstüne çıkarabiliriz. Daha da iyi olmuş olur. Vakit kaybetmeden Archer klasına geçelim. Yani Archer sınıfına. Demon'daki Archer'a geçiyoruz. Birinci talentimiz Sky Shot. Sky Shot fiziksel talenti. Fiziksel talentinde şöyle düşünebilirsiniz. Çok fazla bir DPS'i var. DPS'i çok fazla olduğu için alan etkili skill'leri de var. Standard, slow'dur vesaire, bu etkileri de çok fazla var. Hani tek zayıf özelliği şöyle diyebilirim. Yakınına girdirirsen eğer, ki yakınına girerse de kaçma skill'leri mevcut. Yakınına girdirirsen biraz sıkıntılı bir karaktere bürünüyor Archer. Yani Archer genel olarak doğası zayıf bir karakter. Yani defansif özellikleri zayıf bir karakter ama kaçış skilleri de çok fazla. Hani saklanabiliyor, zıplayabiliyor, geriye doğru böyle jump dediğimiz hani zıplama hareketi yapıyor. Geriye doğru veya sağa sola da atlayabilirsiniz veya ileri doğruya da atlayabilirsiniz. Bu şekilde DPS özellikle, alan özellikle ilerliyor. Hunt talenti, yani o ikinci talent diye bahsedeyim. İkinci talentinde yine fiziksel özel masterisini, yani ustalığını kullanıyor. Fakat yakından skilleri de var. Yani bow'unu bırakıp eline kılıç alıyor ve o şekilde vurmaya başlıyor. Eğer yakından skillerinizi kullanırsanız. Ekstra olarak defansif özelliklerine EVA dediğimiz, yani kaçınma özelliği geliyor. Saldırılardan kendini
koruyabiliyor işte dodge dediğimiz özelliği sayesinde. Onun, o saldırılardan kaçınmış oluyor. Yine aynı şekilde alan vuruyor. Yine DPS'i güzel. Fakat DPS'i tabii ki Skyshot'a göre bir tık daha az diyebiliriz. Çünkü talentteki özellikler birbirinden farklı. Yani skill gelişimleri farklı ilerliyor. İşte oyunculuk burada devreye giriyor. Hani onu da oynayabilirsiniz, bunu da oynayabilirsiniz. Pozisyona göre de değişir. Map'e göre de değişir. Üçüncü talente geçelim. Nature talenti. Bu doğayla alakalı. Zaten talentin isminden de belli. Toprak talentini kullanıyor. Toprak talentinde doğadan güç olarak Archer skill'lerini kullanıyor. Yani bunun amacı da işte doğadan güç olarak yanında bir pet çıkarabiliyor ekstra. Yani oyunda herkesin bir peti var ama Archer klasının bu talentindekiler bir peti daha oluyor yanında. Ekstradan bir pet daha çıkarabiliyor, kendini koruyabiliyor, kendini bufflatabiliyor, atak gücünü artırabiliyor. Biraz da şöyle diyebilirim. Supportif olarak da oynamak isteyen arkadaşlar için çok iyi bir klas. Yani takım arkadaşlarını heal'layabiliyor, takım arkadaşlarının hız efektlerini güçlendirebiliyor. Yani takım arkadaşına hız veriyor, işte rakiplerin yavaşlamasını sağlıyor. Rakiplerini böyle nasıl diyeyim bir kafes gibi bir alana oklarıyla hapsediyor ve o alanda rakiplerin daha fazla nasıl denir? Daha fazla hasar almasını sağlıyor filan. Yani tamamıyla support'a dönük gibi de düşünebilirsiniz. Tekli olarak da oynanabilecek bir klas. Hani partilerde, PvE dungeon'larda ya da PvP dungeon'larda iş görebilecek bir talent. Takım çapında düşünürsünüz. Yani 1 ve 2. talent biraz daha solo oynama üzerine partide. Çünkü DPS çıkarmak üzerine oynuyorsunuz. Yani siz carry char siz olacaksınız. Nature'da carry char pozisyonuna bürünebilirsiniz fakat takımla oynamak için daha ideal bir talente bürünüyor. Buradan ırk olarak Lycan'lara geçelim. Lycan Asas. Birinci, ikinci ve üçüncü talent diye söyleyelim. Birinci talenti Poison. İşte Venom dediğimiz talente gelmiş oluyor. Poison. Asas'ın zehir etkilerini kullanarak oynadığı talenti. Rakiplerini zehir, stun, slow etkilerine zaten Assassin genel özelliği bu şeyi. Hani stun'dır, slow'dur, işte susturmadır. Bu tarz etkileri atar. Fakat Poison'da bir de ek olarak bu DPS'ine ek olarak zehir etkisi adama uyguluyor. Heal efektlerini yani adama dediğim rakibe uyguluyor. Rakibin bütün zehirlenme etkisinden dolayı heal efektleri veya defansı veya resistleri, masterisini kırabiliyor. Orta talentimiz Edge. Edge talenti fiziksel olarak oynanan bir talent. DPS'i çok yüksek. İşte talentten de DPS özelliklerini güçlendiriyorsunuz. Skill'leri maksimum güce kadar ulaştırıyor. Alan etkili değil. Poison'da bir tane pasif, bir tane de aktif olarak alan etkili skill'i var. Fakat Edge'de alan etkili skill'i yok. Fakat DPS'i yüksek, bir anda kritik vurup adama yatırabilirsiniz. O yüzden oynanması da görece basit diyebilirim. Fakat takım savaşlarında çok iyi konum almanız gerekebilir oyunda. O yüzden de kırılganlık yönü de budur. Yani zaten asas DPS'i yüksek fakat kırılganlığı çok kolay bir karakterdir. Dark talentine geçmek istiyorum. Dark da yine aynı şekilde fiziksel talent, fiziksel yani masterisini kullanıyor. Fakat şöyle bir güzelliği var Dark'ın da. Eva dediğimiz, bu kaçınma dediğimiz olay Asas'ta mevcut. Asas'ın bu talentinde de Eva'sı çok güçleniyor. Aidiyetten bir skill de açıyor hatta talentinden kendisine. Eva'sı da bu şekilde takım savaşında yine var olabilirsiniz. Fakat şöyle bir zayıflığı var Eva Asas'ların. Bu sefer de biraz DPS'inden kısılmış oluyor. Çünkü talentinde gücü bu şekilde ayarlanıyor. Evet arkadaşlar, şimdi Lycan ırkının asıl karakteri diyebileceğim, yani Lycan'ı yapan asıl talentindeki Reaper'a geçmiş oluyoruz. Reaper'da Bloodwind, yani birinci, ikinci ve üçüncü talent diye söyleyeyim size. Bloodwind talenti Wind'i kullanarak alan hasarlı etkiler uygular.
Rakiplerini yanına çekme özelliği Reaper'ın bu ırkında mevcut. Ve alan olarak çekme dediğimiz efekti de etrafındaki yani yanılmasam 16 tane hedefe kadar hepsini yanına çekebiliyor ve alan etkili wind skill'lerini kullanarak yüksek DPS'ler, yüksek hasarlar ortaya çıkarabilir. Evet arkadaşlar, Shadow Wind talentinde bitirmiş olduk. Shadow Blade talenti yani ikinci talentinde Reaper'ın en önemli talenti diyebilirim benim düşünceme göre. Çünkü tank olmasını sağlayan, karakteri tanklaştıran ve rakip takımı tamamıyla oynatmama üzerine bir tank dizilişine giden bir görünüme bürünüyor. Çünkü rakipleri yanına çekebiliyor, rakiplerin heal efektlerini, işte stun ve slow etkileri uyguluyor. Çok geniş bir alana slow etkisi uyguluyor. Ve öyle böyle değil yani arkadaşlar. Hani hareket et yani stun atsa daha iyi diyebilirsiniz yani. O öyle bir slow etkisi uyguluyor. Böylelikle rakip takım hani o Reaper'a yaklaşmamak için uzak mesafelerden vurmaya çalışıyor. Özellikle yakıncıların kabusu oluyor. O yüzden Shadowbind talenti de çok güzel bir tank oynayıp da Reaper'ı oynamak isteyen insanlar için ya da oyuncular için diyelim iyi bir talent. Shadow Brawl talenti Reaper'ın bombacısı diyebilirim yani rakibin arasına gir. Bütün DPS'ini, stun'ını, slow'unu, işte hasarını vur. Yani oradan çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü skill'leri canından kaybettirerek hasar vurmasını sağlıyor. Tabii ki partiniz size yardımcı olursa veya sizi heal'layan iyi bir karakter olursa hem rakibin içerisinde çok yüksek hasarlar çıkarıp hem de kaybolan canınızı veya kaybettiğiniz canınızı tekrar partinizin yardımıyla toplayıp daha yüksek uzun süreli hasarlar çıkarmaya devam edebilirsiniz. Gelelim Kindred talentine. Kindred'de de gördüğünüz gibi Reaper var. Arasındaki farkı söyleyeceğim. Talentler aynı diyebiliriz. Fakat arasındaki fark ırk buff'ından geliyor. Reaper'ların ırk buff'ı kritik şans ve kritik heal efekti verirken Kindred'ların buff'ı ise HP buff'u veriyor. Yani yüzdesel olarak HP ve yüzdesel olarak rakipten can çalma özellikleri kazandırıyor. Yani eğer tank üzerine oynamak isterseniz, orta talentte Kindred'ı DPS üzerine oynamak isterseniz de birinci ve üçüncü talenti Lycan'da tercih etmeniz sizin için daha iyi olabilir. Orada da sondan ilerleyelim. Kindred'ı Kindred yapan class yani sınıfımız ise Vampir'dir tabii ki arkadaşlar. Vampirin birincisi Blood. Bu Blood talenti Healer talenttir arkadaşlar. DPS üzerine odaklanmayı pek düşünmez. DPS çıkarabilir yani hasarı vurur fakat vurduğu hasar hani böyle adamı öldürecek hasarlar değildir. Fakat yaralayabilir tabii ki yani uygun bir pozisyonu bulursa adamı da öldürebilir. Ama single heal dediğimiz yani solo heal'da en kuvvetli healerlardan birisidir vampirler. Çünkü attığı heal'lar hep kritik oranla geliştiği için ve vampir formu dediğimiz bir forma büründüğü için arkadaşlar bu talentli Blood talentinde yani birinci talent diyelim. Birinci talentinde kesinlikle durdurulamaz bir heal gücüne ulaşıyor. Dark solo yani tekli hasarda, tekli DPS'de çok kuvvetli bir hasara sahip. Irkın özelliği de zaten biliyorsunuz can çalma vesaire. O yüzden Dark talentinde yani Dark Mastery, Karanlık Mastery'i kullanan vampirler genelde Dark'ı oynayabilirler fakat tekli damage, solo damage attığından dolayı alan savaşlarında yani böyle kuşatma tarzı veya çoklu oyuncuların girdiği savaşlarda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Fakat bunu göz ardı edebilecek çok skill'i var. Yani adamların arasına girip ziyafet skillini kullanıp birçok adamdan can çalarak kendisini hayatta tutabilir. Canını iki katı yapabiliyor. Bu yüzden işte
Gelen hasarı da tanklayabilir. Yeri gelir DPS'ini de çıkarır. Raid'lerde, dungeon'larda. O yüzden çok yönlü bir karakter diyebilirim. Inferno talentine geçtiğimizde ateş talenti. Fire damage kullanır ve alan skillerine mevcut olduğu tek vampir de budur. Vampir formundan ek olarak ayrıyetten de bir yarasa formuna dönüşüyor. Ve bu yarasa formunda dark skilleri ve heal skillerini atamıyor. Bunu atamamasına rağmen bütün yetenekleri alan kuvveti işte veya ekstra yanma efektleri kazanıyor. O yüzden de durdurulamayacak derecede bir yani böyle hoplayarak zıplayarak işte vampir formuyla sağa sola uçarak rakiplerine sürekli hasar verip uzaktan adamları kayıtlaya kayıtlaya indirebilecek bir talent ve alan etkili hasar var. O yüzden böyle oynamayı tercih edenler için de bu talent çok iyi. Mage talentine geçiyoruz. Kindred'ın Mage'i. Fire, Lightning ve Frost olarak ayrılıyor. Fire birinci talenti zaten adı üstünde Fire. Ateş üzerine yanma etkileri uyguluyor. Rakiplerin defansını vesaire kırıyor. Onlara tabiri caizse nükleer bomba dediğimiz bir skill'i var. Böyle kendisi map'ten kaybolup işte rakibe alan etkili hasarlar uyguluyor. Alan etkili stunlar uyguluyor. Ve kendi shield'i var. Mage'lerin manasından tüketerek kullandığı. Bu manasından tükettiği shield'i de kendisine ek olarak Fire Master'ı işte defans gibi özellikler kazanmasını sağlıyor. Lightning'e geldiğimiz zaman bu talentimiz Wind talenti. Wind talentinin şöyle bir güzelliği var. Yine aynı şekilde stun'ın slow'unu atıyor fakat rakiplerin manasına yönelik oynuyor. Yani rakip oyuncuların manasını tüketerek hasarını vurmaya başlıyor. Ve skillerde alan vuruyor. Yalnız alanı şöyle düşüneceksiniz. Kendi etrafından başlayarak alan vurmaya başlıyor. O şekilde düşünebilirsiniz. DPS'i de yüksektir. PvP'lerde tercih edilebiliyor. Çünkü manayı tüketme dediğimiz özellik pek fazla class'ta yok. Bunu da en güzel şekilde yapabilen talentlerden birisi. Frost'ta ise Water talenti. Yani Water'dan kastımız adamları buza alır. Adamları sürekli buz etkisinde tutarak onların işte daha fazla hasar almasını ve kendisini de uygun pozisyona geçerek tekrar adamları buza alarak yani sonsuz bir döngüye sokabilirsiniz. Adamları buza al, buza al, buza al, buza al. Bu şekilde buza alma sistemiyle veya adamları buz kristalleri şeklinde ayaklarını bağlayıp adamların size yaklaşmasını da engelleyebilirsiniz. Mage'lerin partilerde en çok tercih edileni budur. Çünkü rakip de buzağı bütün rakibi neredeyse buza sokabilir. Yani buz dediğimiz böyle adamları oynatmayacak, stun etkisinde tutabilecek karakter olduğundan dolayı tank bir dizilim yapıp sadece rakipleri kontrol etkisine alıp yeterli DPS'i de vurduğu zaman rakipleri etkisiz hale getirebiliyor. Yani burada oynarken solo olarak düşünürseniz Frost çok etkili olabilir. Takımda ise solo olarak oynadığınızdan daha da etkili olabilirsiniz. Bu üç talenti böyle anlatabiliriz. Assassin talenti yine aynı şekilde pozisyon, Edge'ye ve Dark olarak ayrılıyor. Yani ek olarak Lycan'dan dediğim gibi Kindred asasların HP'si daha fazladır. Can çalma etkisi kazanır. Lycan'ların kritik şansı veya kritik heal efektleri daha fazladır, güçlüdür. Stoneman karakteri oyunun gerçek tankı diyebiliriz arkadaşlar. Oyunda ben tank oynamak istiyorum ve tankı da layıkıyla yapmak istiyorum diyorsanız şöyle diyeyim. Dungeon'larda da olsun, PvP'de de olsun en önden ben gideyim diyorsanız bu karakter tam size göre. Toprak, Light ve Toprak dediğimiz Protector yazıyor. İşte talentinin birincisi Toprak DPS. Arkadaşlar en önde oynayıp rakibi bayıltacak derecede artık stun'dan slow'dan yeter kardeşim peşimi bırak diyecek
demesini istiyorsanız rakibin, toprak gidiyorsunuz arkadaşlar. Üzerindeki stun'ın, slow'un, işte ne bileyim silent'ın, yani susturmanın kralını yapan bir karakter. Light talent'ini şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Takımınızın resistlerini artırabilir. Takımınızın heal kuvvetini artırır ve takımınıza hatta heal bile atabilen bir karakter. DPS'i de yani toprağı %100 olarak düşünün DPS'i. Light'ta %90'dır, %80'dir ve takımınıza verdiğiniz bu güç etkileriyle o DPS'in bir tık azlığını ortadan kaldırabilir. Protector arkadaşlar, bu talentin, bu çarın en önemli talentlerinden biri de yine oynayışa bağlı olarak diyebiliriz. Tamamıyla takımı koruma üzerine, takıma kalkan, işte takımın heal efektlerini yükseltme, takımın defansını yükseltme, partilerde bossların agrosunu alabilme. Yani birinci ve ikinci talentte de boss'un agrosunu alırsınız. Fakat kaybedebilirsiniz. Yalnız üçüncü talentte kaybetme olasılığı çok daha az. Çünkü alan etkili agro çekme, yani boss'u kendi üzerine alma ve tekli olarak da boss'u yine kendi üzerine tutabilme özelliklerine sahip parti üzerine oynayan bir karakter. Marksman'e geçiyorum. The Dwarf, Marksman. Birincisi Pireci, Soul ve Burst olarak. Pireci talenti şöyle anlatabilirim arkadaşlar. Toprak, aynı nasıl taş adam da diyorsam, rakipleri bezdiren, rakipleri yoran bir karakter. Taş adamın birinci talenti ise, toprağında birinci talent yine pardon, Dwarf'ın yani birinci talenti de toprak, pireci dediklerimiz marksmenler, cüceler durdurulamaz bir şekilde adamlara stun, slow ve işaret koyarlar arkadaşlar. İşaret koyduğu hedef slowlanır. Çok yüksek derecelerde %70-%80'lere varan hız kesimi sağlıyor. İşaret koyduğu mesela asasın görünmezliği bozulur. İşaret koyduğu hedef eğer bir tanksa tankın resistleri kırılır. Yani her şey koyduğu işaretle bitiyor arkadaşlar. İşaret koyduğu adamın resistleri de kırılır. Slowlarda yüksek derecede oyunun en uzak mesafeden vurabilen karakteri de cücedir arkadaşlar. Yani hiçbir yer görmediğiniz mesafeden size vurabilir. Veya bir cismin arkasından vurur ve siz onu seçemezsiniz, göremezsiniz. Zaten boyutu da küçük olduğu için oyun içinde onu aramakla vakit harcayabilirsiniz. Talentine geçtiğimiz zaman cücenin orta derece menzilden vuran fakat ölümcül derecede kritik hasarları sağlayabilen tek talenti de budur arkadaşlar. Pireci de adamı yorarsınız, döversiniz, kesersiniz fakat Soul'da tek atarsın. Tek atabilirsiniz arkadaşlar. Fakat şöyle bir kötü yanı var diyelim. Bu karakter mermiyle çalışıyor. Yani mermisi belirli bir seviyenin altına düştüğü zaman skill'lerin hasarı da otomatik olarak düşecektir. Çünkü ne kadar mermisi varsa o kadar kuvvetli hasar çıkarabiliyor. Eğer merminizi kontrol altına alabilir ve uygun bir pozisyonda uygun kişiye skill'inizi atarsanız bir tane kuvvetli skill var, ismini unuttum. 6 tane mermiyi aynı anda aynı ada hedefe gönderiyor ve altısı da isabet vurup yani ikisi üçü kritik gelirse o adam kesinlikle yaşamaz yani. Öyle anlatabilirim. Burst ise arkadaşlar ben biraz daha safe oynayayım. Arkadan alan etkili bütün herkesin işte defansını, heal efektini kırayım. Takımıma yardımcı olayım. Raidlerde de iş göreyim diyorsanız, çünkü alan etkili skill'leri burst'te çok fazla. Raidlerde yani PvE ve PvP tarafında iş görebilecek burst'tür. DPS'i çok yüksek değildir. Çünkü alan etkili skill'leri o kadar çok ki yani o skill'lerle çok yüksek DPS'ler yani damage'ler çıkarsa sanırım oyunda kimsenin oynamasına gerek kalmazdı. O yüzden Burst'ün de böyle bir zayıflığı var diyebiliriz. Fakat arkadan vurduğu hasar, işte rakiplere yanma etkilerin yüklemesi bakımından savaşın uzaması durumunda Burst güzel hasar çıkarır arkadaşlar ve karşı takımı da takım olarak yorar yani. Adama ulaşamazsınız.
Adam da sizi sürekli yanma etkileriyle yorar durur. Yani Price'lar sürekli sizi kontrol etmek zorunda kalır. Çünkü canınız, yani adam vurmasa dahi yanma etkilerinden dolayı azalacaktır. Elf sınıfına geçtiğimiz zaman arkadaşlar Warrior. Warrior'ı arkadaşlar ben oyunda çok fazla şu aralar tavsiye etmiyorum. Fakat oynamak isteyenler için şöyle anlatabilirim. Birinci talentini değil de aynen birinci talentinden başlayalım yine. Birinci talenti arkadaşlar fiziksel talenti. Fiziksel talentinde şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Cücenin yakın versiyonu gibi düşünün. Tek atabilen bir skill'e sahip. Bu skill şöyle bir ekstrası, dezavantajı var. Sizin HP'nizi kaybetmenize yol açıyor. Fakat elf skill'i yani elf ırkının skill'i resist veriyor. Resist ve mana verdiği için bir tık dayanıklılığı fazla. O yüzden de bu açığı hani HP'nizin gitmesini bu şekilde kapatabilirsiniz. Skill'leri adamların üzerine atlayıp böyle uçma skill'i var. Bütün fiziksel skill'lerinizi vurduğunuzda çok iyi bir hasar çıkarırsınız. Alan etkili de skill'leri var. Tekli hedefe uygulamış olduğu susturmalı ve stunlı skill'leri de var. Yalnız bu karakterde şöyle bir zayıflık sözüyorum. Yani zayıf değil. Karakterin başlangıç statları, HP'si, defansı, canı, manası vesaire bunlar çok kuvvetli. Başlarken çok kuvvetli gelişiyor. Oyunun sonunda da çok kuvvetli. Fakat olay hep combo üzerine gidiyor. Yani adama uçacaksınız. Skill'lerinizi atacaksınız bu şekilde. Tekrardan adama uçacaksınız. Tekrardan vuracaksınız bu şekilde yani. Böyle bir döngüye giriyor karakter fizikselde. Orta talentte de yine aynı şekilde. Orta talentin ama şöyle bir güzelliği var. Tank olarak değerlendirebilirsiniz kendinize. Arena rakiplere uçarak hasarınızı verebilirsiniz. Fakat tanksınız. Daha çok PvE'de kullanılmasına rağmen PvP'de de şöyle bir güzelliği var. Takıma heal atma özelliği var. Yani alan heal dediğimiz özelliği var. Ve buff'ı da varıyorum. Atak veriyor arkadaşlar. Orta talentin buff'ında ise buff'larınızı güçlendirdiğiniz zaman HP de atabiliyor. Yani buff olarak buffer bir karakter olarak da kullanabilirsiniz. O yönden ben bu tarz karakterlerle oynamayı seviyorum diyorsanız oynayabilirsiniz. Üçüncü talenti ise Wind talenti arkadaşlar. Asıl Warrior yapan Warrior'u yani karşı takım için zorlayan talenti üçüncü talenti diyebilirim. Çünkü rakibin içine yine aynı şekilde atlıyorsunuz. Wind skill'lerinizi kullanıyorsunuz bu sefer. Fakat geri hani bir dahaki atlama zamanındaki skill'in cooldown'ının geçmesi için kendisini şu şekilde savunabiliyor. Misilleme dediğimiz bir skill'i var. Bu arada oyunda misilleme bir de taş adam da var. Orada söylemeyi unuttum çünkü karakterin yeteneğini aktifleştiriyorsunuz. Ondan sonra açılıyor. Fakat bu Warrior'da da yine aynı şekilde misillemeyi açtığınız zaman elementalde inanılmaz derecede geri hasar yansıtıyor. Yani rakibin arasına girip fight'ınızı devam edip çıkıp tekrardan adamların üzerine kayıp yine aynı şekilde hasarınızı devam ettirebileceğiniz güzel bir talente bürünüyor elementalde. Fakat dediğim gibi arkadaşlar karakter böyle bir sürekli atlama ve dövüş üzerine odaklı. Ben de böyle pek oynamayı sevmiyorum. Ama yine böyle oynamak isteyenler için çok iyi bir talent. Onda yani çok iyi bir klas, sınıf. Onu da söyleyeyim size. Price'ta geçiyorum. Divine, Rabel, işte Glacial. Şimdi arkadaşlar bu oyunda Price DPS'de atabiliyor. Bunu bir kere size anlatayım. Baştan söyleyeyim. Yani Price'ta oynuyorum. DPS atamam falan diye düşünmeyin. DPS'i de var. Divine adı üstünde Divine'ı zaten heal karakteri. Rakibinizi koruyorsunuz, şart atıyorsunuz. Rakibin bütün takımın aynı anda HP'sini bir anda yukarı çıkabiliyorsunuz. Takımdaki oyuncuyu kaldırabilirsiniz. Yani ölen bir oyuncuyu canlandırabilirsiniz. Takımınıza mana kazandırırsınız. Takımınıza can kazandırırsınız.
Bütün debufflarını silebilirsiniz. Kalkanatabilirsiniz. Ne bileyim, bu tarz etkilere sahip daha başka, yani bir Price'tan daha ne bekleyebilirsiniz? Her şeyi yapabiliyor. Rebel talentinde arkadaşlar, Rebel'i şöyle düşünüyorsunuz arkadaşlar. Biraz DPS, biraz heal. Fakat heal'ı Divine kadar etkili değil. Yani bir partide ben heal'ım diyemezsiniz. Böyle yardımcı olabilirsiniz. Fakat DPS olarak da hani ben böyle bir adamı tekliyim filan derecesine gelemeyebilirsiniz. Fakat şöyle söyleyeyim. Kendinizi heal'ladığınız zaman güzel heal'larsınız. Savaşta devamlılık sağlarsınız. Hasarınızla da adamı artık kanser edip onu öldürebilirsiniz yani. Oynaması biraz zahmetli, fakat oynamaya alıştığınız zamandan sonra rakiplerin de bufflarını silebildiğiniz için çok kuvvetli bir savaş çarına dönüşüyor yani. Tamamıyla tekli bir ordu gibi bir şey oluyorsunuz. Çünkü kendinize heal atabiliyorsunuz. Hatta kalkanınızı rünlerle aktifleştirirseniz kendinize kalkan atıp hasarda engellersiniz, heal atarsınız. Skill'lerinize de adamların işte bufflarını kırıp onları daha güçsüz bir hale getirip sizin de çok fazla DPS olmayan, yani Glacial Water talentine geçeceğim biraz sonra. O talentteki kadar hasar vurmayıp fakat iyi bir DPS sahip olan skill'leriyle adamı öldürebilirsiniz. Glacial da Water talenti arkadaşlar. Water talentinin Mage'in Priced versiyonunu düşünün. Yine aynı şekilde bütün takımı veya bütün yaratıkları, herkesi Satana, Slow'a ve buz etkisini alıyor arkadaşlar. Buz etkisinde şöyle bir güzelliği var Price'da. Kendisine yine aynı şekilde heal atabiliyor. Mage'den farklı olarak heal atabiliyor. Yani gelen ufak tefek hasarları Price'da karşılayabilirsiniz. Takım healına ihtiyaç duymadan kendiniz, yani kendi kendinize yetebilirsiniz. Rakibi yine çok yüksek derecede tekli ve alan etkili water damage'lerinizde etkisiz hale getirebilirsiniz kısacası. DPS'i çok yüksektir arkadaşlar. Bir de Glacial dediğimiz water price'larda şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla Kindred diyorum. Lycan talentindeki şöyle ırk olarak kadına geçtiğiniz zaman Glacial oynayanlar genelde arkadaşlar Lycan'ın Priced'ını oynarlar. Atak oynarlar. Çünkü kritik şans ve kritik heal şansı veriyor. Buff olarak. Yani artı bir olarak daha avantajlı başlarsınız. Onu da size böyle açıklayayım. Hani sonra aklınızda bir soru işareti kalmasın bu yönden. Bard'a geçiyoruz arkadaşlar. İşte elf yapan klasın kendisi Bard. Wind, Water ve Light olarak ayrılıyor arkadaşlar. 3 farklı Mastery'i aynı anda kullanabiliyor. Karakterin kendine ait bir Bard'a ait yani akort sistemi var arkadaşlar. Akordunuzla, yani müzik çalarak akordunuzla birlikte DPS'de olabilirsiniz, heal'de olabilirsiniz. Tekli yine water talentini kullanarak tekli DPS haline de dönüşebilirsiniz. Bu tamamen sizin oyunculuğunuza kalmış. Ben şöyle talentten kısaca bir bahsedeyim. Wind talent arkadaşlar DPS, alan DPS, akordunuzda DPS, yani akordunuzdan notalarınızı aktifleştiriyorsunuz ve takımın kritik şansını, kritik damage'ini, hızını, takımın hızını kontrol edebilen nadir karakterlerden biri. O yüzden bence çok önemli. Çünkü her karakter bunu kontrol edemiyor. Bu şekilde alan etkili hasarıyla birlikte alan etkili bütün bufflarıyla takımınızı da birlikte oynayabilirsiniz. Yalnız şöyle bir zayıflığı var. Kırılgan bir karakter arkadaşlar, tahmin ettiğiniz gibi. Bu kadar bufflarla bir de tank olursa zaten oyunu mahvederdi. Water talentine geçiyorum. Orta talenti, yani ikinci talenti. Water talentim arkadaşlar. Solo olarak takımı bir karakterine fokuslanırsanız. Arkadaşlar şöyle bir şey diyebilirim. Takımın en güçlü karakteri kimse, ona odaklanmanız her zaman Water'da çok önemli. Çünkü Water talentindeki oyuncular bütün
alanı kontrol edebildiği gibi tek adama yoğunlaşırsa tek adamın canını, manasını, hatta standdan, slowdan çıkarmadığı için, buz etkilerinden çıkarmadığı için adamı komple iptal edersiniz arkadaşlar. Yani karşıdaki bir price'ta odaklanırsanız adamın manasını bitirirsiniz. Karşıdaki bir atıyorum warrior'dur veya reaper'dır veya bir vampirdir, ona odaklanırsanız adamın manasını bitirirsiniz, canını okursunuz yani. Kanser bir karakterdir Water. Alan savaşlarında da iş görebilir çünkü Water Kalkanı kendisine gelen hasarı manasına, kendisinin at pardon, kendisinin attığı hasarı manaya, kendisine gelen hasarı da cana çeviriyor. O yüzden değişik bir sisteme sahip. Oynayıp da hani tecrübe etmeniz lazım. O şekilde ifade edebilirim. Light Talent arkadaşlar, oyunun en güzel alan heal atabilen karakterlerinden birisi. Alan heal denince ilk akla gelen yani Light Bark'tır. Çünkü alan bir kalkanı var, hasardan engeller ve bütün takımı engelliyor. Akorduyla heal atar ve tekli olarak da ya da alan olarak da heal atabilme skillerine sahip. Irksal buff olarak zaten manası ve resistleri çok yüksek. O yüzden ölmesi de ayrıca bir zorlaşıyor karakterin. Şöyle bir zayıflığı var fakat kalkanı düşerse veya manası biterse Light Bard'ın hani ölmesi saniyeler içinde biter yani. Ölmesi çok kolay bir şekilde gelir. İşte manasını bitirebilirsiniz veyahut da takım savaşına Light Bard'ı yoracak şekilde oynatırsanız oyunu Light Bard için hani çekilmez bir hale getirirsiniz. Öyle size söyleyeyim bunu da. Elfin Ranger'ı, Demon Ranger vardı. Elf de Ranger var. Demon Ranger'ın özelliği ata Demon ırkından gelen atak buff'ıdır. Elf Ranger'ların ise resisi ve manası yüksektir. Yine birinci ve talenti, ikinci talent aynı fakat üçüncü talentinde şöyle bir farklılık söyleyebilirim. Resisti falan yüksek olduğu için Nature Archer oynamak isteyenler elf ırkını açması daha yararlı olur arkadaşlar. Size böyle söyleyeyim, bunu da böyle geçeyim. Çünkü birinci ve ikinci, üçüncü talentleri aynı. Sadece farklılığı hani daha böyle uygunluk olarak söylüyorum. Elf oynayıp Nature oynamak isteyenler buraya Elfin Archer'ını açsınlar Nature talentinde. DPS oynamak isteyen 1 ve 2 oynamak isteyenler Demon'u açarlarsa daha iyidir. Fakat şöyle anlamayın arkadaşlar. Demon açtın Nature oynayamam mı? Oynarsın. Öyle bir şey yok. Ama uygunluk olarak tecrübe bakımından söylüyorum. Warden'a geçiyoruz arkadaşlar. Warden'ın erkeği ve kadını farklı yerlerde bulunuyor. Farklı ırklarda erkeği Elf'te, kadını Kindred'de bulunur. Şöyle göstereyim kadını da. Bakın buraya eklendi gördüğünüz gibi. Kadın da bulunuyor. Şimdi Elf erkeğinin Moonblader, Sunray ve Astromancy diye talentleri var. Moonblader rakibi stun atma üzerine oynuyorsunuz arkadaşlar. Light talentini kullanıyor. Light talentini kullanmasının yanında şöyle bir güce sahip arkadaşlar. Alan etkili yetenekleri stacklenerek gücünü kullanıyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Adama vurdunuz, menziliniz artıyor. Adama vurdunuz, hasarınız artıyor. Yani fight'ta ne kadar uzun süre kalırsanız o kadar güçleniyor arkadaşlar. Buffer bir karakterdir. Bütün takıma kalkan atabilir, bütün takıma heal atabilir, mana doldurabilir vesaire bu etkilere sahip. İşte defansif olarak kullanabileceği bölümler var. Atak olarak kullanabileceği bölümler var ve de heal olarak kullanabileceği bölümler var. Üç farklı böyle zırh gibi bir yapısı var. O zırhı özelliklerini kullanarak yani böyle ne denir ona? Hani duruş diyoruz biz ona ama duruş değiştirerek atağını, heal'ını veya defansını kuvvetlendirebilir. Atak moduna geçtiğinde Moonraider'lar stun'ın slow'u işte susturması bitmeyen bir karaktere dönüşüyor ve alan kitle kontrolüne sahip. En önemli özelliklerinden birisi de bu. Sunray'lar arkadaşlar tank bir talent diyebilirim. Tank fakat DPS'de bulunan bir talent.
Yine aynı şekilde Light Talent'ini kullanıyor. Fakat tank olarak bu karakteri kullanıp en önde savaşmak istiyorsanız ve hani bir miktarda DPS atayım tanklığımın yanında diyorsanız kesinlikle Sandra'yı öneririm. Fakat ben DPS'imle öne çıkmak istiyorum. Ön saflarda stun atarak oynamak istiyorum. Veyahut da kitle kontrolümü atıp savaşın içinde yani savaştan biraz daha fazla zevk alan hani DPS üzerine oynayıp da zevk almak istiyorsanız Moonlighter çok iyi. Astromancy talent arkadaşlar. Karakterin tek Mastery'si Light'tır. Fakat Dark şöyle söyleyeyim. Dark Mastery ile ilgili bir atak skill'i yok. Onu söyleyeyim. Astromancy oynamak isteyenler heal üzerine bir karakter. Yine aynı şekilde ön saflarda veya arka saflarda tanklık yapabilirsiniz Astromancy ile. Çünkü kalkan etkileriniz, heal efektleriniz, işte stun'dan çıkarma veya bir takım arkadaşınızı kaldırabilme, yani res atma, revive atma özelliğiniz var. Bunun yanında sadece tek zayıflığı atak arkadaşlar. Çünkü Dark Mastery kasıyorsunuz fakat hiçbir yeteneğiniz Dark Mastery ile güçlenmiyor. Bütün Dark Mastery'iniz sizin heal'ınızı kuvvetlendiriyor. O yüzden oynamak isteyenler bu şekilde bu karakteri düşünsünler. Arkadaşlar burada Warrior'ı ırksal özelliğini söyleyeceğim. Irksal özelliği human'ların yani insan sınıfının warrior'larının talentleri aynıdır. Çok ufak talentin içinde bir iki değişiklik var. Fakat bunlar hani oyunu çok fazla etkilemez. Human sınıfının HP'si ve Mastery'si yüksektir. Mesela Elf sınıfının da dediğim gibi resisti ve manası yüksektir. Hani oynamak isterken bunu göz önünüze alın. Asası da yine aynı şekilde. Mage'i yine aynı şekilde. Priest'i yine aynı şekilde. Yani mesela Priest oynuyorsunuz. HP mi daha çok istiyorsunuz? Yoksa resist mi? Mana mı? Tabii ki Elf oynamak bir tık daha iyi. Fakat PvP'lerde arkadaşlar şurada farenin götürdüğüm yerde görebilirsiniz. Elf. PvP'lerde bir tık daha kötü duruma düşebiliyor arkadaşlar. Çünkü Human sınıfının yani Elf'teki Priest tamamıyla parti odaklı gidiyor. Fakat stun açma yeteneği azalmış oluyor. Human sınıfında otomatik olarak bir tane daha ırksal olarak stun açma yeteneği kazanıyorsunuz. Lycan'larda ise karakter daha fazla kritik şansa vesaire sahip olduğu için PvP'lerde daha başarılı olabilir. Fakat yine arkadaşlar dediğim gibi bunlar göreceli kavramlar. Sizin resistiniz fazla olduğu için Elf Priest'ta daha da başarılı olabilirsiniz. Kimisi vardır ki benim HP ile alakalı kontrolü sağlayamıyorum diyorsanız Human klasındaki Priest'ı açarsınız ve bu şekilde oyununuza devam edersiniz. Şimdi bu diğer talentler, diğer ırklarda olmayan fakat Human sınıfında olan karakteri göstereyim. Sınıfımız yani Dragon klası. Dragon klası arkadaşlar yeni geldi. Ben de çok fazla keşfetme olanağım olmadı. Yalnız hatırladığım kadarıyla size şöyle anlatacağım. Birinci talenti Ateş. İkinci talenti Water. Üçüncü talenti de Dark Mastery üzerine odaklanıyor. Birinci talentinin arkadaşlar bu karakterin şöyle de bir özelliği var arkadaşlar. Yanına binek olarak yani kendisiyle savaşması için pet olarak düşünmeyin. Onu tamamıyla üstüne binebildiği bir binek olarak düşünüyorum ben. Binek çağırıyor. Ejderha şeklinde bir binek çağırıyor. Bildiğiniz ejderhaya biniyor. Ejderha ile birlikte yetenekleri kuvvetleniyor. Sanırım range'i gelişiyor. Ve de stun etkileri vesaire bunlar da artıyor olabilir. Tam kullanma şansım olmadı. Yani biraz inceledim videodan önce. Fakat birinci talentimiz arkadaşlar Fire'da dediğim gibi yani oyunun klasik mantığı artık anlamışsınızdır video boyunca izlediyseniz dinlediyseniz de rakibe stun, slow ve yavaşlatma etkilerine ek olarak yanma etkisi uyguluyor. Aynı zamanda DPS'lik kazandırıyor karakterimize. Fakat tanklık derecesinde de şöyle diyebilirim arkadaşlar. Tanklık olayı karakterin basic gücünden geliyor. Yani karakterin DP, ata, HP
HPS, atak HP sağlığı yani. Manası çok yüksek değerlerden başlıyor. Bu yüzden gelişimi de yüksek rakamlarda oluyor. Yani mesela Warrior açmak isteyen arkadaşlar Dragon'u da bir düşünsünler oynamak isterken. Ben birbirinin muadili char olarak görüyorum. Hani benzer char olarak görüyorum. Warrior eski bir klas. Komboyla oynanıyor. Komboylu sistemle oynamak isteyenler çok iyi. Onlar için iyi. Fakat ben bir daha değişik tarzda skill'ler ya da değişik tarzda oynanış görmek istiyorum diyorsanız Warrior'a göre daha yeni bir char olarak gördüğüm için hani Dragon'u tercih etmeniz daha iyi olur. Ateşi dediğim gibi DPS çok yüksek olduğundan dolayı tercih edebilirsiniz. Birinci talent. İkinci talenti Water. Water arkadaşlar PvP'de çok etkili. PvE'de etkisiz mi? Değil. PvP'de de çok etkili çünkü Water'da şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Tanklık yapabilirsiniz en üst saflarda. Fire'da yırtçık yaparak savaşırsınız biraz. Yani size öyle anlatayım. Fakat Water'da girersiniz arkadaşlar. Orada kalmaya da devam edebilirsiniz. Yani gelen hasarı da tanklayabilirsiniz. Çünkü kalkanınız var. Ve Eternity dedikleri bir skill de sanırım. Ölümsüzlük gibi bir şey böyle. Kendisine sürekli yüksek rakamlarda heal atıyor. Yani farzı misal söylüyorum bunu. 100k, 150k, 200k gibi böyle abartı heal'lar atabiliyor kendisine saniyeler içinde. Kalkanından ek olarak. Bütün yani Dragon Claw'sı atabiliyor fakat Water'ın da bir kalkan olduğu için ve alan buza alma etkisi, alan stun etkisi olduğundan dolayı Water'da PvP'lerde çok tercih ediliyor. PvE'de tercih edilmiyor mu? Ediyor tabii ki. Moblarla savaşırken de etraftan oradan buradan her yerden yaratık geliyor. Onlarla da çok etkili. Arkadaşlar oyunda en az gördüğüm ve ben oynamasının daha eğlenceli olduğunu düşündüğüm Dark Talent'i. Bu biraz fantezi bir talent diye düşünebilirsiniz. Bu arada şu talenti, üçüncü talenti anlatmadan önce Dark Talent'i. Fire talentinde ejderhanız kırmızı olur. Water talentinde ejderhanız böyle mavili, beyazlı böyle buzdan bir ejderhaya dönüşür. Dark talentinde ejderhanız da karanlık böyle bir ejderha olur yani siyahımsı bir renkte bir ejderhaya dönüşürsünüz. Onu da size söyleyeyim. Efekt güncellemesi olarak öyle bir yeniliği var. Dark talentinde arkadaşlar skilleriniz rakibin canından çalıyordu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. 1 ve 2. talent rakiplerinin yanına giderken 3. talent bildiğiniz büyücü gibi oynanıyor arkadaşlar. Düşünün. HP'niz ve atağınız çok yüksek fakat arkadan büyücü gibi oynuyorsunuz. Yanınıza gelen rakipleri zaten yanınıza yaklaştırmayacağınızı düşünüyorum. Yaklaşsalar dahi yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir mage'in yanına yaklaşırsanız kesebilirsiniz veyahut da hani hızlı bir şekilde onu öldürebilirsiniz. Fakat bu klasta ölmesi de zorlaşıyor arkadaşlar. Mage gibi uzaktan vurabildiği için. Alan etkili yetenekleri var. Dark'ın. Kitle kontrol etkisi benim bildiğim kadarıyla yok. Ya da çok az ya da bir tane olması lazım diye düşünüyorum. Ya da iki tane de olabilir. Tam oradan emin değilim. Fakat alan etkili hasarları inanılmaz yüksek damage'ler vuruyor. Yani atağının %200'ü atağının %250'si gibi rakamlarla vurabiliyor. Zaten atağı çok yüksek bir klas. Ve bu Dark'ın verdiği skill range ile birlikte de yanınıza bile yaklaşmadan çok kolay bir şekilde öldürebilirsiniz. Diyeceksiniz ki yani stun'ı yok, slow'u yok vesairesi yok. Hani bu karakter nasıl savaşlarda etkili olacak? Arkadaşlar yani skill'in şöyle bir güzelliği var. Skill'lerin cooldown'ı çok düşük. Yani 1 saniye gibi bir şey. Parmağınızı hiç kaldırmadan sürekli atabilirsiniz. Yani böyle tık 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 diye basabilirsiniz. Yani skill'lere o yüzden skill'lerin güçlü olmasının veya stun ya da slow atmamasının zayıflığını şu şekilde kapatıyorsunuz işte yani daha seri skill atarak. Genel olarak bütün klaslardan ve talentlerden bahsettim. Görünümlerini de gösterdim. Arkadaşlar dediğim gibi Forsaken World oyununu oynamak isterseniz veya bilgi almak isterseniz daha fazla veya aklınıza kalan bir soru varsa talentlerle alakalı veya ırklarla alakalı
Bir link bırakmayı düşünüyorum. Discord linki. İşte veyahut da oyundan dediğim gibi Illfia server'ı yalnız. Illfia server'ında Elon Devil diye nickimi de bırakacağım zaten oraya. PM atabilirsiniz oyundan da. Veyahut da dediğim gibi YouTube'un da alttaki yorumlara yazarsanız daha da sevinirim. Kanalımızı da takip ederseniz arkadaşlar. Çünkü bu tarz videoları yapıp oyunu geliştirmek, oyundaki oyunculara, Türk oyunculara yardımcı olmak. Hatta yabancılara da yardımcı olmak isterim. Buna Rudy altyazı da eklemeyi düşünüyorum. Başka da aklıma gelen bir şey yok arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar, keyifli günler.